Günaydın arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an Almanya'dayız. Fransa'nın sınırı olan Strasbourg şehrine doğru gideceğiz. Orada gezeceğiz. Yol maceralarımızı sizlerle paylaşacağız. Görüşmek üzere, beklemede kalın. Yola çıkmadan önce bir şeyler yiyelim dedik. O yüzden bu pastaneye geldik. Birkaç gündür ben de çekmeyi falan istemiştim size. Buranın pastanelerini ama şimdi fırsat olmuşken çekeyim dedim. Onu da hemen koyuyorum size. Bakabilirsiniz. Şimdi kahvaltımızı bitirdik burada. Birazdan yola çıkacağız. Şöyle. Yola çıktık. Güneş güzele vururmuş diyorum aşkım sence. Ben sana Hohenzollern. Ne diyorum, o ne diyor? Hohenzollern miymiş? Göstereyim Hohenzollern'i. Çıktık gidiyor öyle. Yol üzerinden mi gidiyormuşuz Strasbourg'a? 90 kilometrelik yolumuz var. Ne dedim, kaçıcı? 9.45'te oradayız. Saatini bile gösteriyor şöyle. Arkadaki doğanın güzelliğine. Bir de benim güzelliğimi. Yine sigara molası verdi kendileri. Vermeden yola devam edemiyordu. Şu güzel havada ciğerlerini mahvediyorsun ya. Aa, güneş mükemmel burada ama. Gel de gör bir. Gel de gör. Thank you.
Merhabalar, Strasbourg'dan size. Hello, şimdi geldik. Burada bir otoparktayız. 30 dakikası ücretsiz bir otoparka park ettik aracımızı şuraya. Gezeceğiz birazcık. Burada böyle ücretsiz belli dakikalarda arabaları park edebileceğiniz yerler var. Ama 30 dakika yaşarsanız da çok da bir şey olmadığını söyledi eşim. Çünkü Fransızlar çok da Almanlar gibi kurallara aşırı derecede uymadıkları için biraz bu konuda rahatız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burası da gar, otogar gibi bir şey. Otogar değil, yani garaj diye. Gar ediyor yani. İşte aynen otogar. Tren istasyonu da. Sen de ya. Ne oldu ki başka? Şu an eşimle birlikte Fransa'nın Strasbourg şehrindeyiz. Tekrardan merhaba. Trafiğe kapalı bir yolda tarihi yerleri görüyoruz. Evlerin eskiliğine bakar mısınız? Aynı zamanda da modernliğini yitirmemiş. 16. yüzyıldan kalma tarihi yerlermiş burası. 16. yüzyıldan kalma bir yapı burası. Çok güzel, şöyle göstereyim. Strasbourg'un tarih dokusunu iyi yaşatan bir yer yani. Almanya'dan geldik ya buraya. Almanya'dan çok farklı. Buradaki insanlar biraz daha böyle rahat geldi bana Almanlardan. Daha böyle ilgimi çekti. Değil mi? Güzel. Katedral gezeceğiz. Güzel nehirleri var, oraları gezeceğiz. Hepsini de çekeceğim zaten. Strasbourg'da gotik stil katedraller var. Ya yani şu arkadaki gibi gözükmüyor ama birazdan önden geçeceğiz sanırım. Şöyle göstereyim. Otopark ücretini de şuraya ödüyoruz. Evet, otomatlar. Çıkış buradan. Ne baksın? Şimdi rotamız neresi aşkım? Şu an Le Petit Fransa'ya gideceğiz. Küçük Fransa demek. Strasbourg'un içinde. Tarihi bir sokak herhalde diye tahmin ediyorum. Evet, burası kapalı bir yol. Yine araçlara kapalı diyor. Sağ solu kafeler var. Şöyle. Eski binalar da var. Yani bisiklet
kullananlar için çok ideal bir şehir. Yani bu kadar düzenli bisiklet yolları olan şehir çok nadir olacağını düşünüyorum. Ben şu zamana kadar gördüklerim içinde Strasbourg en iyisi diyebilirim. Birçok insan zaten bisiklet kullanıyor. Ayrılmış bisiklet yolları var. Bisikletliler için. Şöyle söyleyeyim, bazı kavşaklarda trafik lambalarında araçlar dışında bisikletliler için de lambalar yanıyor. Ve her yerde de bisiklet park yerleri var. Çok güzel bir şehir burası. Şöyle size güzel bir kanal göstereceğim. Caddelerde böyle kafeler var. Kenarlarda sağlı sollu. Çok hoşuma gitti. Bak, kebap grill yazıyor. Nerede? Kebapçıya denk geldik. Şimdi şöyle göstereyim. Her yerde buluyoruz Türk yemeklerini. Fransa'nın bu kapalı yollarında bile denk geldik yani. Şöyle göstereyim. Işık da çok vuruyor. Güzel. Buranın esas yerine geldik. Birazdan burada oturup bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle sileyim. Burada bir tane güvenlik yok tabii. Rahat rahat dolaşıyoruz. Zara. Apple'ın kendi mağazası. İçeride çay içiyorlarmış gibi oturuyorlar masanın üstünde. Şunu da Hermes sanırım. Burası diğer çıkışı sanırım. Ama şurası da başka bir çıkışı. Ya. AVM değil, birkaç tane küçük mağaza var. AVM gibi işte. Ne kadar saygılı insanlar. Ne düşünüyorsun? Her köşede bucakta da askerler var. Şöyle bir Paris modasına yakından mı baksak acaba? Meksikan stüdyo. Bu ev yapıları işte Almanların binalarına benziyor. Ahşap Alman stili evlerden. Aa işte bak, bir katedral var şurada. Gel bak, şey büyük katedrale çıkıyor galiba. Notre Dame'a çıkıyor bak, orada görüyorum. Gördüm. Notre Dame'a gidiyoruz.